Günaydın, gününüz aydın olsun. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel bir cuma sabahından herkese merhaba. Bu videoyu izlerken akşam saatleri olacağı için ayrıca iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bu video yastık yıkama videosu olacak. O çok beklediğim yastık yıkama videosunu bugün çekmiş olacağım. Birkaç gündür yoktum çünkü yağmurlu bir havaydı. Ya yağmurlu havaydı ya da hava kapalıydı. Bu yastığı bir türlü yıkayamadım o yüzden. Şimdi bakalım yastığı yıkama kralı nasıl yıkıyormuş. İzleyelim. Burada bir 100 mililitre kadar ABC sıvı deterjan bahar ferahlığı jel plus jel çarpı 3 diyor. Renkler beyazlar universal jel. Zaten bunu biliyorsunuz kanalımı takip edenler. Bunun rengi neden böyle derseniz artık deterjan bitmeye başladığı için artık herhalde bozulmaya dönmüş. Bunu artık çamaşırlara kullanmayacağım. Sadece ev eşyalarına kullanabilirim. Az miktarda kaldığı için zaten paspas kilim yıkarken veya vücudumuza temas etmeyen şeylere kullanıp bunu bitireceğim. Beyazlaşmış, o yüzden kumaşlara kullanmayacağım. Şimdi bunu buraya koydum. Kokusunu merak etmeyin, kokusu aynı, hiç değişmemiş. Şimdi bunu buraya koydum. Biraz bir ölçek yaklaşık soda. Soda. And Snow Queen. Snow Queen'imizi de buraya alalım. İki fincan da Karlar Kraliçem'den koydum. Şimdi bununla işim bitti. Kapağını kapatabilirim. Biraz da kalgon ekleyelim. Antik kalk powder. Şimdi bunu size tanıtayım. Bingo Ultra Beyaz. Bingo Ultra White. Wise. Leke tanıma, anti-aging. Bunu denemek için almıştım. Bayağıdır da hiç kullanmadım. Öyle kenarda duruyordu. İlk önce ben denemek istediğim şeyleri küçük paketlerde alıyorum. Ondan sonra küçük paketlerde memnun kalırsam bundan sonra büyük paketlerde alıyorum. Sizlere de böyle yapmanızı öneririm. En azından büyük pakette aldığınız zaman memnun kalmadığınızda büyük paketi bitirmek için uğraşmazsınız. Şimdi makinenin kapağını kapattım. Göz kararı. Döktüm. Eğer çok kirli olsaydı bu yastık, ayrıyeten çamaşır suyu da kullanırdım ama çok fazla kirli olmadığı için Bingo Ultra Beyaz'ın içinde de yüksek oranda artıcı olduğu için diğer beyaz deterjanlarına göre o yüzden hiç çamaşır suyu kullanmam bir lüzum yok. Şimdi programımı başlatayım ve bir yumuşatıcı karıştıracağız birazdan. Pamuklu 60, hızlı program no, kurs program 9.
Extra Spülen 2 saat 33 dakika Deutsch Standard. Elbette biliyorsunuz ki bunu Alman standardında yıkayacağımı biliyordunuz. Kalkıp da hızlı programda yıkayacak halim yok. Pamuklu 60. Baumwolle 60 Grad Deutsch Standard. Programımı başlatıyorum. Start. Çünkü hijyen olmasını istiyorum. Eğer çok kirli olsaydı yoğun programını kullanırdım. Şimdi suyunu alsın, tekrar devam edelim. Bakın su alırken püskürtüyor da kenarında. Evet, hazır mısınız? 3 2 1 0 Are you ready? İşte. Görüntüye bakar mısınız? Oh my God. Sizlere tavsiyem genellikle yastıklarınızı tek tek atın. Daha iyi yıkanırlar. Ama çift de atarsanız bir şey demem. Çünkü ben de ara sıra çift atıyorum. Ama en iyisi tek yıkanan daha iyi temiz olduğuna ben karar verdim. O yüzden tek yıkamanızı tavsiye ederim. Çamaşır suyu kullandığınız zaman yıkama parfümünü çamaşır suyunun olduğu ana yıkama suyuna katmanızı önermem. Birinci durulamada eklemenizi tavsiye ederim. Çamaşır suyu kullanmadığım için ben ana yıkamanın bitmesine 10-15 dakika kala yıkama parfümünü göndereceğim ki bu köpüklerin ölmesi için. Eğer çamaşır suyu da katmış olsaydım yapamazdım çünkü yıkama parfümünün etkisi kalmazdı. Yine çamaşır suyuna kokardı alttan çamaşırlar. Çamaşır diyorum, yastık. Pardon. Şimdi yıkama parfümünü hazırlayalım. Yıkama parfümün bulut mavi. Sen de arkaya gidebilirsin. Seninle de işim bitti. Sen de. Ve yumuşatıcı karışımı. Yumuşatıcı karışımımın adı Virgin Mary. Virgin Mary Softener. Virgin Mary Softener nasıl hazırlanır? İspanyolcasıyla Virgen Maria. Yani Meryem Ana. Meryem Ana karışımı için böyle biliyorum çok farklı bir isim. Hiç kimse de görmediniz. Sadece benim kanalımda gördünüz ilk defa. Meryem Ana karışımı hazırlayacağım. Meryem Ana'nın saflığından ilham aldım. O yüzden Meryem Ana karışımı için
yumoş, badem özü ve kiraz çiçeği. Almond extract and cherry blossom. Mandel extract und Kirschblüten. Okay. Şimdi bunun içine karıştıracağım. Sensitive softener. Evet, bununla da işim bitti. Bunun kokusu da buzlu bir kokusu var. Islak mendil gibi de kokuyor ayrıca. Ayrıca da bebek pudrası gibi de kokuyor. Ve Perla Softland Coconut White Lily and Coconut Perla Softener. Şimdi geri kalanını da bununla tamamlıyorum. Evet. Virgin Mary Softener Finish. Hatta yarısını şunun içine de aktarayım ki iyice.